Taksim Dayanışma Platformu'nun kayıpları anmak ve talepleri hatırlatmak için ellerimizde karanfillerle Taksim'de buluşuyoruz şeklindeki çağrısına uyanlar meydanda toplandı. Gezi Parkı olaylarında ölen 4 kişi anıldı. 10 kişilik bir grupta valilik izniyle Gezi Parkı'na girdi, oraya karanfil bıraktı. Basın açıklaması yapıldı, talepler bir kez daha dile getirildi. Sloganlarla hükümete tepki gösterildi. Bir saatin sonunda polis, yolun trafiğe kapanması ve kamu düzeninin bozulmasını gerekçe göstererek eylemin sona ermesi yönünde anons yaptı. Bunun üzerine göstericilerin bir kısmı meydanı terk etti. Ayrılmayan gruplara polis aynı uyarıyı defalarca tekrarladı. Uyarılar dikkate alınmayınca tazyikli suyla müdahale geldi. Polis Taksim Meydanı'nda biber gazı kullanmadı. Gruplar Harbiye, Sıra Serviler ve İstiklal Caddesi'nin girişine çekildi. Polis yine dağılın anonsları yaptı. Uyarı dikkate alınmayınca bu kez biber gazı da devreye girdi. Bazı göstericiler barikatlar kurdu, polise taş ve şişeler attı. Olaylar nedeniyle 3 haftaya aşkın süredir iş yapamadıklarını belirten Beyoğlu esnafı da eylemcilere tepkiliydi. Taksim dayanışmasının çağrısı ve sonrasında yaşananlara İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan da tepki geldi. Çağrı için yasal suç ifadesini kullandı. Kendi içlerinde de değerlendirmeleri...